Yani üstelik AKP bunu bozacağım diye yani yırtık ayakkabılarla gelenler bunu katladılar. AKP'nin yaptığı iş neydi? Türkiye'deki mevcut gelir adaletsizliğindeki Türkiye'nin pastasını yiyen o burjuvayı da ikiye ayırmak lazım. Üreten burjuvalar vardır, teknoloji geliştirir, sanayi yapar. Bir de rantiye burjuva vardır. Rantiye burjuvanın kötüsü de kamu kaynakları üzerinden beslenenlerdir. Türkiye'de bir burjuva tartışması yapılmadı. Çünkü biri zaten burjuva adını alıyorsa aman bu solcu deyip üzeri örtülmüştür. Türkiye burjuvası ben yurt dışında okudum. Ha birisi şunu söyleyeyim, yurt dışına gidiyor arkadaşlar da herkes bizim gibi olmak zorunda değil. Ben hem İngiltere'de hem Amerika'da okudum. Allah kimseye sıla hasreti vermesin. Diyorum ya ekmeğini, suyunu, kuşunu, rakısını, üzümünü, türküsünü özlersiniz. Onun için yurt dışına gidenlerin bir kısmı geri gelecek. Ben bunu söyleyeyim, öyle kolay değildir yurt dışında. Tabii. Orada, ben Türk Büyükelçiliğine girdiğimde böyle yani, insan tabii. Sanki cennete girermiş gibi oluyor. Onu söyleyeyim. Kalkınma, karşılaştırmalı kalkınma iktisadı okuduk biz. Ve ben hocadan rica ettim ve Türkiye'yi de karşılaştırmalı ülkeler içerisine alındı. Almanya, Kore, Japonya ve Türkiye'nin karşılaştırmalı iktisat dersini aldım ben. Ben o ülkelerin kalkınma öyküsüyle birlikte Türkiye'ye baktım da içim acıdı. O ülkelerde keriyetsu denilen ailelerin Japonya'da, daha sonra 80'li yıllar sonrasında Kore'de, Almanya'nın başka bir öyküsü var. Nasıl kalkındıklarını, o kalkınma sürecinde özellikle Japon halkının nasıl bir fedakarlık ettiğini ama Japon hükümetinin nasıl bir program uyguladığını, Japon hükümeti planını 15 yıllık yapıyor. Ve şunu söylüyor, diyor ki bu Japon halkı düşük ücretlerle çalışacak size. Düşük vergiler vereceksiniz ama 10 yıl sonra şeyin cironuzun %25'i ihracattan gelecek. 15 yıl sonra %50'si, 25 yıl sonra %25'i sadece iç pazardan gelecek. Hepiniz ihracatçı olacaksınız. Bizim burjuvamız o sırada ne yaptı? Devlet eliyle gümrük duvarlarıyla kapatıldı. Oradan kapılar açıldı. O kapılardaki ithalat haklarıyla birlikte kamunun altyapı projeleri 80 sonrasında bunun üzerinden geliştirilmiş bir sermaye birikimi olmayan, yönetici birikimi olmayan, teknoloji birikimi olmayan sermaye grupları yatırdık. Onlar da her iktidarla bata çıka bata çıka en sonunda kalan İstanbul'daki yalıların mülkiyeti kaldı elimizde. Yani Türkiye'nin kalkınma öyküsü hüzün verici bir öyküdür. Ama biz bütün tarihimize sadece AKP tarihi olarak değil böyle baktığımız zaman bu hatalarımızı gördükten sonra bu ülkede bir şeyler yapabiliriz. Dünyanın ve Türkiye'nin sorunu gelir dağılımı adaletsizliğidir. Bu gelir dağılımı adaletsizliği mevcut ekonomik sistemin bir sonucudur. Bunu çok basit bir Sayın Bakanım da çok şey daha tahmin edecektir. Üretimde, üretim sayısı ve miktarı arttığı için, maliyetler düştüğü için tekelleşme gibi bir eğilim vardır. İyi bir devletin görevi bu tekelleşmeye karşı çıkmaktır. Veya kartelleşmeye. Evet. Kötü bir devletin görevi ise bu tekelleşmeyi artırmak, küçükleri yok etmek, özellikle büyük uluslararası şirkete ülkelerini teslim etmektir. Bugün Türkiye'de olduğu gibi. Bugün Türkiye'nin imtiyazlı sektörlerinde, milli sektörlerinin çoğu yabancıların eline geçmiştir. Bu şu demektir, Türkiye'de milli gelirimiz, kasapta, manavda milli gelirimiz yok. Nerede var? Telekom'da. Telekom kimde? Araplarda. Nerede milli gelirimiz var bizim? Bankalarda. Çünkü normal piyasa enflasyon oranının çok üzerinde bir faiz istiyorlar. Dosya parası alıyorlar, halkımız soyuyor. Kimde bu bankalar ağırlıklı? Yabancılarda. %80. Madenlerimiz kimde? Yabancılarda. Sigara şirketlerimiz. Hepimiz sigara almak zorunda kalıyoruz. Bütün bile onlardan geliyor tabii. %95'i yabancılarda. Artık bir de devlet soyuyor bizi. Zaten o yabancı şirketlerin 5 katı da devlet vergiden soyuyor bizi. Yani Türkiye'nin bütün stratejik sektörleri yabancıların eline geçmiş. Onun için Türkiye'deki milli gelir millete düşen bir gelir değildir. Özellikle AKP zamanında yabancılaştırılmış, yabancıların eline geçmiş topraklarımız, yabancıların eline geçmiş şirketlerimiz, yabancıların eline geçmiş imtiyazlarımız dolayısıyla Türkiye'deki milli gelir millete düşen gelir değildir. AKP'nin bu yabancılaştırma politikası sonucunda yabancıların eline geçen gelirdir. Bu ülkenin milliyetçileri bir kere bu konuyu konuşmadılar. Bu ülkedeki milliyetçilik, bakın eskiden Fransızlar gelirdi. Sizin madenlerinizi askeriyle işgal ederdi. O madenleri sömürür götürürdü. Demir yollarınızı işgal ederlerdi. Telgraf hatlarınızı alırlardı ki onu benim mensup olduğum Kuvayi Milliye Kurtuluş Savaşı sonrasında o savaşın yıkık ülkesiyle birlikte bir taraftan duyum borçlarını öderken diğer tarafta bunların sattığı 660 tane kiti yapmış bir siyasal hareketten gelen bir yurtsever olarak söylüyorum. Bugün yerliyiz ve milliyiz diyenler bu toprakları yabancılaştırmıştır. Bugün bu topraklarda biz yabancı şirketlerin asgari ücretlerle çalışan paryaların haline geldik. Cep telefonu şirketleri, hepimiz cep telefonu faturası ödüyoruz.
Kimin Türksel? Sahibini bile bilmiyoruz. Finlandiyalar mı, Ruslar mı? Vodafone İngilizlerin, Avaya Arapların, altın madenlerimiz bunların eline geçmiş, tarım şirketlerimiz bunların eline geçmiş. Artık yerli tarım bile yapamıyoruz bir hale geldik. Yerliyiz ve milliyiz diye anlatanlara bunları anlatmak lazım. Bir vatanın üzerinde imtiyazınız yoksa o vatan sizin değildir. Telekomunuz sizin değilse, havalimanlarınız sizin değilse, korkunç bir faizle bu ülke dış borca muhtaç bırakılmışsa yerlilik ve millilik sadece halkı köleleştirmeye çalışan yabancı işbirlikçilerinin söylemidir. Yerlilik ve millilik buna karşı çıkmaktır ama buna cesaretleri yok. Bu ülkede yerlilik ve millilik bu ülkenin mazlum bir halkı olan Türklerle Kürtleri birbirine kırdırıp o çocukların kanı üzerinden, o şehitlerimizin kanı üzerinden sömürmek değildir. Bankalarımız yabancıların eline geçmişken gıkınız çıkmıyorsa kimse milliyetçi olduğunu söylemesin. Milliyetçilik zor bir iştir. Çünkü milliyetçilik başka bir ülkeye düşmanlık gerektirmez. Kendi ülkenizi kalkındırmak gerekir. Bugün derslerine çok iyi çalışan bir çocuk milliyetçi bir çocuktur. Görevine saatinde giden bir memur milliyetçi bir çocuktur. Ama sınav sonuçlarını çalacak kadar namussuzsan bu ülkedeki en büyük hainlik sendedir. Yolsuzluk yapıp bunu pişkince savunuyorsan bu ülkenin ahlakını çürüttüğün için en büyük hain sensin. Bu ülkedeki bütün büyük suçları ne yazık ki bizim bu en büyük duygularımıza, dinimize ve milliyetçiliğin altına sakladıkları için bu ülke bu hale geldi. Biz dünyanın en büyük beş ulusundan biriyiz. Bu hayatı mı yaşayacaktık? Fransızlara mı özenecektik? İngilizlere mi öykünecektik? Afganistan'la Bangladeş'te aynı ligde mi olacaktık? Ki onlar bizim Orta Doğu'da kardeş halklarımızdır. Biz bunlara örnek olabilirdik. Biz bunlara örnek olmadık. Biz bunlara savaş götürdük, kan götürdük, birbirle düşmanlık götürdük. Niye götürdük bunları? Farklı bir mezhepten diye. Bunu kim götürdü? Bunu Orta Doğu Projesi götürdü. Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı kim? Bu ülkede herkes bunu biliyor. Orta Doğu'nun eş başkanı yerlilik ve millilik diyemez. Bugün Suriye'de akan kana, Irak'ta akan kana, biz mazlum halklar diye yüreğimiz yanıyor ya. Irak'ta 20 bin kadın Amerikalı askerlerin tecavüzü sonucunda kendini öldürdü. Amerikalı askerlere başarılar dileyen Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıdır. O tezkereyi geçirmeye çalışan onlardır 2003 yılında. Bu ülkeye Ergenekon tezgahı da o tezkere yüzünden ölçülüşe yapılmıştır. O dönemin milli subayları, ulusalcı subayları bu tezkereye CHP ile birlikte karşı çıkınca ve AKP'nin içindeki milli ve yerli kanatla birlikte bu tezkere durdurulunca AKP'li Erdoğan'la Fethullah Gülen'in beraber tezgahı sonucunda milli ordu çökertilmiştir. Çökertilmenin başında da Hulusi Akar vardır. Ona açılmıştır o yollar. O ordunun kahraman subayları Ergenekon zindanlarında işkenceye tabi tutulurken Hulusi Akar ve daha sonra onun terfi ettirdiği subayların darbe yolları açılmıştır. Şimdi bu gerçekler hiç konuşulmayacak. Sanacaklar ki biz bundan korkacağız. Allah'ın verdiği bir can. Ya hastalıktan ölürsün, ya vurularak ölürsün, ya başka bir şekilde ölürsün. Ama bu doğruları bu memlekete söylemeden de ölebilirsin. Şunu hiç unutmayın. Bu gerçekler açığa çıkacak. 2013 yılında Fethullah Gülen Hoca Efendi demeyeni içeri atıyorlardı. Ey hocam gel seni özledik diyorlardı. Bugün geldiği yer ortada. Bir de zulmettiği, kandırdığı, aldattığı yüz binlerce Anadolu çocuğu da şeyde ya işten atılmış ya hapislerde. Onların Fethullah Gülen'in başına bu geleceğini hiç düşünürler miydi? Zulm ile abad olunmaz. Bunlar ortaya çıkacak. Onun için geçici bir şey için bunların peşinde koşmak, üç kuruşluk çıkar için, mevki için, makam için. Şimdi hepsi ne yapmış? Sıraya girmişler Fethullahçı olmadıklarını anlatıyorlardı. Ya alayınız Fethullahçınız be. Alayınız Fethullahçıydınız. Milletvekilleriniz, bürokratlarınız, iş adamlarınız. Fethullah'a gitmeden dava çözülmüyordu. Bugün kaçanların çoğu Pensilvanya'da mahkemeden karar çıkmaz gün Fethullah Gülen'in kapısına değil miydi bu iş adamlarının? Muhalifi veya yerlisi için söylüyorum. Söylesinler Fethullah Gülen'in kapısında devletten karar çıkarmak için, hazineden, maliyeden, içişlerinden karar çıkarmak için, mahkemeden karar çıkarmak için, Yargıtay'dan en haksız kararları çıkarmak için gitmiyorlar mıydı? Bunları özendiren Recep Tayyip Erdoğan değil miydi? Şu gün işten attıkları, içeri koydukları hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ın özendirmesiyle Fethullah Gülen cemaatine gitmedi mi? 2005-2010 yıllarında ben bürokraside çalışırken Fethullah Gülen cemaatine mensup olmadan şube müdür olunmazdı. Herkes bu yüzden giderdi. Bizler teslim olmadık o sırada. Bize de ne teklifler geldi? Bana diyorlardı ki Cuma'ya gidelim. Bir kere sizi görsünler üstad dedi. Dedim ki Allah rızası için Cuma'ya gider. Bu daire başkanı olmak için Cuma'ya mı gidilir? Giderlerdi onlar başbakanlığının şeyine, mescidine. Orada kimlikleri bırakırlardı. Düşmüş gibi namaz kılarken. Başbakanlıkta, mescitte kimlik bulunurdu. O başbakanlık personele giderdi. Oradan da kurumlara giderdi. Namaz kıldığını ispatlamışlardı. Ne oldu?
şu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geldiği hale bir bakar mısınız ya? Devlet çöktü. Darbe kısmen başarılı oldu, bu devleti çökerttiler. Türk Silahlı Kuvvetleri çöktü. Kurumlar çöktü. İşte bu Sayın Bakan anlatıyor. Yeteneksiz, niteliksiz, sadece siyasi torbille o pırıl pırıl gençlerin hakkını yiyen lise mezunu çocuk 7000 lira maaş alıyor. İşe gitmeden danışman olmuş. Üniversiteli mezunu çocuk 1800 lira maaşa çöpçülük için sıra bekliyor. Aynen. Ya bu süre bu devam eder mi ya? Bu sürer mi? İstediğiniz kadar Uğur Dündar'ı yasaklayın. O güzelim Metin Akpınar. Metin Akpınar var ya, bu ülkenin en büyük yurtseveridir. O Metin Akpınar ölenlerle birlikte 200 milyon insanın neşesidir, mutluluğudur. Allah zekalasıya gani gani rahmet eylesin. Siz kim? Uğur Dündar kim? Metin Akpınar kim? Zeki Alasya kim? Müjdat Gezen kim? Ya Metin Akpınar'a, Müjdat Gezen'e yurt dışına çıkış yasağı koymak, işgal altına düşseydik işgalciler bunu yapmazdı. Ya bir dakika, bu milletin tepkisini çekeriz diye. Metin Akpınar dediğiniz adam bir entelektüel derya. Bir akşam yemek yedik. Ya adamın karşısında titriyorum. Öyle bir adam ki, öyle bir konuşuyor ki. Bir komedyen dediğiniz adam bir entelektüeldir. Adam sanat üzerinde konuşsun, etik üzerinde konuşsun, estetik üzerine konuşsun, siyaset üzerine konuşsun. Yemin ediyorum bir büyükelçiyle bir büyük adamının kesişiminde bir ressam ve şairi birlikte bulacağınız tek adamdır Metin Akpınar. Ya Uğur Dündar, Uğur Dündar bugün istese iki tane televizyon kanalı olurdu be. Şunlara şu kadarcık boyun eğmiş olsaydı. Uğur Dündar bugün o yaşında Halk TV'de bu ülkede bir Kuvayi Milliye komutanı olarak mücadele veriyor. Bırakıp gidecek miyiz bu ülkeyi? Bırakıp gittiğin ülkede kuzenim var, dostum var, annem var, babam var. Mezarlarımız var, tarihimiz var, Türk'ümüz var. Nereye gidiyorsunuz ya? Nereye gidiyorsunuz? Gidilir mi bu ülke? 1919 yılında İstanbul işgal altına düştüğünde gitse miydiler? Sakarya'da kaçsa mıydılar? Büyük taarruzda geri mi dönseydiler? Gidilir mi bir vatan, bırakılır mı? Burası bizim vatanımız ya. Buradan başka yerde ölünmez. Zaten hayat çok kısa. O upuzun zaman içerisinde küçücük bir ömrümüz var. Bir vatanda yaşarsan, doğarsan, ölürsen anlamlısın. Bir türküsüne üzülürsen anlamlısın. Bir duble rakısıyla üzünlenirsen anlamlısın. Şimdi öyle bir hale getirdiler ki bizim kültürümüzde yabancı, Orta Doğu'nun, Amerika'nın Orta Doğu'ya ihraç ettiği bu Amerikan İslam'ını bize şimdi dayatmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yok, gerçekten yok. Onun için buraya teslim olmayacağız. Bu ülkeyi bırakmayacağız. Umutsuz da olmayacağız. Ya bu ülke bizim her haliyle çok güzel. Recep Tayyip Erdoğan'ın bozamayacağı kadar güzel bir ülke burası. Peki, teşekkür